9 yaşındaki bir evlat annesinin sevgilisinin dayağından kurtarmak için arada kalıp hayatını kaybeden Şiar. Sanırım hepimizin yüreklerine taht kurdu o çocuk. Hepimizin dualarında o çocuk. Ne yazık ki işte o dayak sırasında hayatını kaybetmiş. 2 gün sonra da cinayet gizlenmek için bulunduğu ev yakılmıştı. Vallahi zor bir işti açıkçası söyleyeyim. Çünkü tabii tüm yetkililer bizim gibi burada saatlerce bu insanlarla beraber olma ihtimalleri yok. Böyle bir şansları yok. İsterler ama yani o kadar çok vaka var ki nasıl... İşleri çok fazla. Nasıl olacak? Biz iki konuştuktan sonra her birimiz zaten anlamıştık neyin ne olduğunu. Ama izleyicilerimizin katkısı çok büyüktü her zamanki gibi. Allah razı olsun. Ve efendim Şiar Kılıç cinayetinde annesi Gülizar Amanet, sevgilisi Hami Kıcı. Hami Kıcı'nın erkek kardeşi Yasin ve annesi Emine tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Soruşturmayı bizzat Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı yürüttü. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Az sonra haberimizde de var size Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Lütfi Dursun. 4 zanlı için kasten adam öldürme, suça iştirak etme, suçu bildirmeme ve delilleri yok etme suçlarını işledikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk etti. Evet. Ayrıca yine başsavcımız Hami Kıcı için soruşturma dosyasına küçük yaşlı çocuğa cinsel istismara teşebbüs suçunu da ekledi. Mükemmel. Ayrıntılar geldikçe anladık ki aslında aile fertleri sadece Gülisar değil diğer aile fertleri de bu cinayetten haberdarmış. Hatta abi kardeş beraberce gidip evi yakmak için benzin almışlar. Evet. Ya işte adalet er geç ortaya çıkacak. Sen istediğin kadar saklamaya çalış, gizlemeye çalış. Adalet er geç yerini bulacaktır. Evet. 28 Nisan'da işlenmişti cinayet ve işte Eylül ayının başında en azından biz adaletin yerini bulmuş olduğunu görmüş olduk kamuoyunca. Hangisini izleyelim? Önce tutuklanma veterisini izleyelim. Sonra arkadaşlarımız cinayetin nasıl işlendiğine dair de bir bant hazırlamışlar. Onu da izleyeceğim. Önce tutuklama bandı. Ha şunu da söyleyeyim. Gülizar başta çok rahat. Çünkü serbest kalacağına inanıyor. Arkadaşımız Burak'ın da sorulara cevap veriyor. Ve sonra tutuklanınca çıkarken şey diyor. Beklesin Hami diyor. Ben diyor cezamı çekip dışarı çıkınca ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Eyvah. Yani hala daha akıllanmadıklarını evet. gösteriyor bu. Evet. Müge Anlı'da aydınlatılan bir cinayet dosyası. Yangında öldü dediler. 13 yaşına girmeden Şiar ölecek dediler. Ölümü gizlemek için evi yaktılar. Senin Gülizar'ı döverken Şiar'ın araya girdiğini, yere düştüğünü yüzüstü ve bir daha yerinden kalkmadığını söylüyorlar. 9 yaşındaki Şiar'ın korkunç sonu. Şiar'ı bir kere vurdum. Benim yanımda 2 sefer dövdü. Kaç sefer vurdum. Evin duaları sade kanıdı. Suyla yıkadım kanları ben. Niye sizin evdeki çocuklar hep böyle şiddet görüyor ya? Çocuğun ölümü senden kaynaklı bir de ondan. Ben sonuna kadar senin silkeni yapacağım. Ya yalan konuşmayın konuşsun. Yani dinle. Yeter yani de. Dinle. Yangında öldüğü düşünülen 9 yaşındaki küçük Şiar'ın cinayete kurban gittiği programımız sayesinde ortaya çıkartılmıştı. Baba baştan şüphelenmiyor. Hani ne yapalım yangın çıktı, ölüm hak, yapacak kadermiş, bir şey yok diyor, kader diyor. Fakat daha sonra küçük kardeşiyle konuştuğunda küçük kardeş diyor ki senin Gülizar'ı döverken Şiar'ın araya girdiğini, yere düştüğünü yüzüstü ve bir daha yerinden kalkmadığını söylüyordu. Abi bana vurdu, bana vururken de Şiar'a da geldi, Şiar'a da vurdu çünkü. Yanlışlıkla öldürdüm diye şekeri yükselmiş, ağlamaya başlamış. Birine bir şey söylersen dedi. Zaten Medineli Hevdar da burada dedi. Onun... Ben söyledim değil mi? Ben uyudum evde. Uyuyakaldım. Uyandığımda Hami dışarıdan gelirken gördüm. 20 dakika sonra da biz koku duyduk ve yangın çıktı. 20 dakika sonra evin yandığını gördük demişsin. Evet. Gözümle gördüm oradan geldi. Ondan sonra da yangının kokusu geldi zaten. Allah belanı versin Gülizar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Amin inşallah. Stüdyomuza hem Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nden ekipler geldi. Hem de Ali Beyköy Polis Merkezi'nden yetkililer geldi. Kendisinden ayrılmak istediğim için yalan söylüyorum. Kahrol! Kahrol! Eninde sonunda hepsi ortaya çıktı.
Yayınımızdaki itirafların ardından gözaltına alınan anne Gülüzar'la erkek arkadaşı Hami'nin annesi ve kardeşi Yasin, polise olayın aslında bir yangın değil cinayet olduğunu itiraf etmişlerdi. Sorguda ilk itiraf Hami'nin erkek kardeşinden geldi. Aralarında konuşurken duyduklarını benzin satın alarak yaktıklarını itiraf etti. Evi ateşe vererek çocuğu yakmışlar. Dört şüphelinin adliyeye çıkartılmasını cuma günkü yayınımız sırasında canlı olarak ekranlara getiren Müge Anlı, cinayetin ayrıntılarını da tek tek anlatmıştı. Yasin, Hami'nin çocuğu dövdüğünü görmüş. Aslında Gülizar'ı dövüyormuş. Aynı küçük çocukların kızlarını anlattığı gibi Şiar araya girmiş annesini kurtarmak için. Hami Bey, anneniz, kardeşiniz, Gülizar Hanım, herkes her şeyi itiraf etti. Siz inkar etmeye devam edecek misiniz? Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Kocaeli Adalet Sarayı'na götürülüyorlar. Bütün itirafları yapacağım, her şey ortaya çıkacak demiş. Söyledim, çıktı. Çocuğunuzun öldürülmesine sevgilinizin aklında mı göz yumdunuz? Çocuklarımın ikisi için sustum. Neden sustunuz? Sizi de mi tehdit etti? Evet. Dövüyor muydu size? 9 yaşındaki çocuğun ölümünü gizlemek için ahşap evi yakmaktan çekinmeyen şüpheliler önce Cumhuriyet Savcısına ifade verdiler. 4 şahsın savcılık sorgulamaları yaklaşık 5 saattir sürüyor. Şahısların savcılık sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bir de şekeri yükseldi beyefendinin. Bir de tuttular onu hastaneye götürdüler. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar ekip otosuyla birlikte Kocaeli Adalet Sarayı'na geri getirildi. Sorgulamaya başlamadan önce hep şekeriniz düşüyor. Bir nedeni var mı? Ben susma hakkımı kullanıyorum dedi. Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Bu kez de Gülizar Amanet ifadesini verdikten sonra fenalık geçirdi ve bayıldı. Tekrar ambulans çağrıldı Kocaeli Adalet Sarayı'na. Acil sağlık ekipleri Gülizar Amanet'e hemen yerinde müdahale ettiler ve kendisini ayılttıktan sonra tekrar Adalet Sarayı'ndan ayrılıyorlar. Cumhuriyet Savcısı dosya üzerindeki incelemelerini tamamladı. Hami Kıcı, annesi Emine Kıcı, kardeşi Yasin Kıcı ve Gülizar Amanet'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. İşin içinde tabii anne olunca, annenin sevgilisi olunca, 9 yaşında bir çocuk olunca bir de halkın da çok büyük tepkisi var. Bu nedenle Çevik Kuvvet polis ekipleri de Kocaeli Adalet Sarayı'nda geniş güvenlik önlemleri aldılar. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun tarafından bizzat yürütülen soruşturma kapsamında anne Gülizar Amanet, sevgilisi Hami Kıcı, annesi Emine Kıcı, kardeşi Yasin Kıcı hakkında kasten adam öldürmek, suça iştirak, delilleri yok etmek ve suçu bildirmemek suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiler. 4 sanlı az sonra duruşma salonunda hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli için karar şaşırtıcı değildi. Mahkeme sonucuna göre 4 sanlının da tutuklanmasına karar verildi. Hami Bey, küçük yaşta çocuğa cinsel istismara teşebbüs suçlamasıyla da tutuklandınız. Ne diyeceksiniz? Şu an Türkiye'de en nefret edilen insanlardan birisiniz. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Pişman mısınız Hami Bey? Gülizar Hanım, gerçekler açığa çıkacak diyordunuz. Sizin de tutuklanmanıza karar verildi. Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onunkini öldüreceğim. Beklesin. Çıkayım ben buradan. Peki pişman mısınız? Ben çocuğuma bir şey yapmadım. Oradaki pişman olsun. Neden tutuklandınız? Yalan söylediği için. Hami Bey sizden ayrılmak istemeseydi gerçekleri açıklayacak mıydınız? Evet. O yüzden kavga etti benimle. Emine Hanım, tutuklanmanıza karar verildi. Ne söyleyeceksiniz? İki oğlunuzla birlikte tutuklandınız. Pişman mısınız? Çok pişman. Polisi aramadığıma pişmanım. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.